şükür nimetin artırılmasında en önemli sebeplerden bir tanesidir. Şükreden kulun nimeti artırılır. Buyuruyor ki Rabbimiz: "Le'in şekertum le'ezidennekum." Eğer siz şükrederseniz, şükranlarınızı sunarak bir hayat yaşarsanız Allah'a, o zaman Allah diyor ki le'ezidennekum, tekit, kesinlikle ben nimetimi artıracağım. Bakın bu ayette iki tane alacağımız çok önemli bir mesaj var. Bunlardan birincisi, bir şeyin artırılabilmesi için mevcudunun korunmuş olması lazım. Doğru mu? Allah artıracağım diyor ya, bu aynı zamanda olanı da koruyacağım demektir. Eğer sen şükredersen Allah garanti ediyor ki elde olan nimet sende var olmaya devam edecektir. Dolayısıyla şükür nimetlerin konumunun korunmasını sağlar. Bu bir. İkincisi de, eğer artış söz konusu olmuyorsa nimetlerinizde kardeşlerim, bilin ki sizin şükrünüzde bir problem var. Ya dille yaptığınız şükür eksik, ya kalple yaptığınız şükür eksik, ya da amellerinizle yaptığınız şükür eksik. Niye? Ya Allah garanti etmiş bak. Le'ezidennekum. Allah sözünden caymaz. Kesin artıracağım diyor. Ya hocam ben çalışıyorum, nimetim azalıyor. Bir türlü yetiremiyorum. Kardeş şükrüne bak. Sen Allah'ın verdiği vakti, gözü, kulağı nasıl kullanıyorsun? Akşama kadar WhatsApp'ta, Facebook'ta, internette geziyorsan tabii Allah artırmaz. Çünkü şükrü bu değil ki nimetin. Sen o gözü helal olan şeylere bakarak kullanacaksın. Kur'an okuyacaksın, kitap okuyacaksın. Kulakları ders dinleyeceksin, Kur'an dinleyeceksin, nasihat dinleyeceksin. Burada kullanacaksın. Akşama kadar müzik, akşama kadar dizi, akşama kadar haram olan şeyler dinlersen nasıl Allah senin nimetini artırsın? Nimet artmıyorsa Allah'ı değil kendini suçla. Nimet artmıyorsa kesinlikle şükürde bir problem var. Bakın ayet bize bu iki mesajı verdi. Bir, nimet artırılacağı için elde olan korunacak. İki, eğer artmıyorsa nimet, şükür gözden geçirilecek. Bakın nimet sadece para çokluğu değil. Yani şükrettikçe illa milyarder olacaksın. Yok. Hazreti Bilal milyarder miydi? Ama çok zengin bir insandı. İman yönünden zengindi, ahlak yönünden zengindi, edep yönünden zengindi, Allah'ı sevme yönünden zengindi, kitaba bağlılığı zengindi, dine fedakarlığı zengindi. Ya zenginliğin binlerce çeşidi var. İlla niye maniye bakıyorsun sen? Bugün kapitalist sistemin bize empoze ettiği şekilde zenginlik değerlendirmesi yapmayın. Vallahi bir Müslümanın ahlakı güzelse çok zengindir. Edebi adabı güzelse çok zengindir. İlmi güzelse çok zengindir. Saygınlığı güzelse, hürmeti güzelse vallahi çok zengindir. Kardeşleriyle ilişkisi güzelse çok zengindir. Parası eksik olabilir. Çünkü her yönden, her şeyle zengin olacaksın diye bir kaide yok ki. İnsan bazen bir yönden zengin olur, bir yönden imtihan gereği fakir olabilir.